Avrupa Futbol Şampiyonası'nın resmi sponsoru Coca-Cola sunar. Star Spor'dan iyi akşamlar sevgili seyirciler. Trabzonspor'u devirerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yoğun sis nedeniyle dün geceyi Trabzon'da geçiren ve akşam saatlerinde İstanbul'a inen sarı lacivertli kafileyi havalimanında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Trabzonspor'u deplasmanda devirerek 6 yıllık aradan sonra şampiyonluğa çok yaklaşan Fenerbahçe'de kutlamalar erken başladı. Karşılaşma sonrası Trabzon üzerindeki yoğun sis nedeniyle İstanbul'a dönemeyen ve uzun süre Avni Aker stadında bekledikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsünde sabahlayan sarı lacivertli ekip akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. 24 saattir uykusuz olan ve dönüş yolculuğunda bitkin gözüken Fenerbahçeli futbolcular uçakta gözlerini açamazken taraftarlar coşkulu hareketleriyle dikkat çekti. Mısır'ı unuttum mi, Oğuz'u unuttum mi, Mısır'ı unuttum mi, Aykut'u unuttum mi, uy 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 uy. Atatürk Havalimanı'na inişte büyük bir taraftar grubu tarafından karşılanan Fenerbahçe'de Başkan Ali Şen omuzları alınırken futbolculara da büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Büyük bir sevgi gösterisi var. Neler söylüyorsun? Mutluyum. Tabii. Ama daha iki maç var. İnşallah iki maçtan sonra bu mutluluk devam eder. Yani. Herkes unutmasın. Daha iki maçımız var. Biz elimizden geleni yapacağız. İnşallah daha daha da çok seviniriz. Bu arada yöneticiler yarın doğum gününü kutlayacak olan Danimarkalı Högle 1998 yılına dek sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Fenerbahçe İstanbul Spor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak. Sarı lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Tarık forma giyemeyecek. Değerli izleyiciler, sırada bomba gibi bir transfer haberimiz var. Dört büyük kulübün geçen sezondan beri peşinden koştuğu Gençler Birliği'nin milli futbolcusu Engin bugün İstanbulsporlu oldu. Şimdi Ankara stüdyolarımıza bağlanıyoruz ve Engin'in resmen İstanbulsporlu olduğunu Gençler Birliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın ağzından alacağız. İlhan Cavcav'ın yanında Bülent Karpat da var. Evet, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Güntekin. Evet, senin de söylediğin gibi liglerin bitmesine 2 hafta kaldı. Takımlar da transfer hazırlıklarına başladılar. Bugün de bomba gibi bir transfer gerçekleşti. Bu transferi başkanın ağzından almak istiyorum. Yanımda Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim, bugün Sayın Cem Uzan Bey'le bugün hakikaten Gençler Birliği olarak bizim onurlu ve iftar ettiğimiz bir sporcumuz Engin'i, evet, karşılığında sizdeki ümidi Gençler Birliği'ne bağlamak kayıt şartıyla İstanbul Spor'a verdik. Ben her iki kulüp içinde iki futbolcunun ümidin bize, Engin'in size hayırlı olmasını, İstanbul Spor'a yararlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bu iş bitmiştir. İmzaladınız. Bizim için imza, her şey bitmiştir. Engin de zannediyorum. Engin de bugün kendisi yarın İstanbulspor Sayın Cem Uzan'la görüşecektir. Ama bizim için konu bitmiştir. Konu bitmiştir. Evet, hayırlı olsun. Sizin için de hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için İlhan Cavcav. Evet Güntekin Onay, işte böyle İlhan Cavcav'ın ağzından Engin'in artık sarı siyahlı formayı giyeceğini öğrenmiş olduk. Camiaya hayırlı olsun diyoruz. Zaten artık bundan sonra da transferler ardı ardına gelecektir. Biz de Star Spor olarak bunları izleyicilerimize sunacağız. Ben Ankara'dan size sevgilerimi gönderiyorum. İyi akşamlar. Evet, biz de Gençler Birliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'a ve Bülent Karpat'a teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Gerçekten de dile kolay. Dört büyük kulübün 2 sezondur peşinden koştuğu Engin İstanbulspor oldu.
Ve Beşiktaş'ta teknik direktör Christoph Daum'un görevine son verildi. Yönetim Alman hocayı ligin son iki haftasında izinli sayarken takımı yardımcısı Koha teslim etti. Beşiktaş'ın dün akşam Denizli Spor karşısında aldığı 4-0'lık yenilgi sonrası bazı öfkeli taraftarlar Fulya tesisini basarak olaylar çıkardı. Taraftar kadar Beşiktaş yönetimi de sinirliydi. Bugün toplanan yönetim teknik direktör Daum'un işine son verdi. Futbolculara ise ağır cezalar geliyor. Takımın bütün futbolcularına ceza söz konusudur. Cezalandırılması kararlaştırılmıştır. Tüm takıma para cezası söz konusudur. Teknik direktörümüz Daum bugün de itibaren sözleşmesi bitinceye kadar izinli olarak ayrılacaktır. Ve bu süre zarfında Kohl tarafından takım sahaya çıkarılacaktır. Yeni teknik direktör arayışlarımız ve çalışmalarımız devam etmektedir. Dünya futbolunun önde gelen ülkelerinden Almanya'nın sayılı teknik direktörleri arasında yer alan Christoph Daum'un Beşiktaş'a gelişi olay olmuştu. Alman çalıştırıcı Türkiye'de bulunduğu yaklaşık 2,5 yıl boyunca siyah beyazlı takıma bir lig şampiyonluğu, bir cumhurbaşkanlığı, bir de Türkiye Kupası kazandırdı. Van deplasmanından aldığı 1 puanla tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşan İstanbulspor lider Fenerbahçe ile oynayacağı maça iddialı hazırlanıyor. Van deplasmanında sergilediği başarılı futbolla hayati bir puan kazanan İstanbulspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi. Van maçından sonra dünyaca ünlü Van Gölü kenarında neşeli bir yemek yiyerek moral tazeleyen sarı siyahlılar şimdiden Fenerbahçe maçının havasını solumaya başladı. Öte yandan zirve mücadelesinde kilit takım durumuna gelen İstanbulsporlu futbolcular bugün teknik direktör Neuman nezaretinde sıkı bir çalışma yaptı. İstanbulspor'da hazırlıklar yarın da çift antrenmanla devam edecek. Evet, bütün Türkiye'nin gözü Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasında olacak. Fenerbahçe'ye yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora sokan Trabzonspor'da fatura teknik direktör Şenol Güneş'e çıktı. Fenerbahçe yenilgisiyle şampiyonluk şansı mucizelere kalan Trabzonspor'da eleştirilerin odak noktası teknik direktör Şenol Güneş. Beraberliğin bile Trabzon'a avantaj sağlayacağı karşılaşmada saldırgan bir futbolla riske giren Şenol Güneş, taraftarlar ve bazı yöneticiler tarafından yenilginin baş sorumlusu olarak gösteriliyor. Başkan Faruk Özak, Fenerbahçe yenilgisine karşın iddialarının son haftaya dek süreceğini, kalan iki maçı da kazanarak Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi. Maç sonrası Fenerbahçeli futbolcuları alkışlayan Trabzon seyircisi, öfkesini Trabzonspor otobüsü ve kulüp irtibat bürosundan çıkardı. Galatasaray teknik direktörü Sunus, Türkiye'de kalmak istediğini söyledi ve gelecek tekliflere açığım dedi. Galatasaray'da İskoç hoca Sunes Türkiye'den ayrılmaya hazırlanırken öğrencileriyle 43. yaş gününü kutladı. Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kaldığı için çok üzgün olduğunu belirten Sunes, çok başarılı bir sezon geçirdiğini belirtti. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. You know, I'd like to make that kind of mistake every year. Sezon bittikten sonra Eker Hoca oraya oturabilir. Ondan sonra ya bu işi yaparken biraz hatalı mıydım diye düşünebilir. Bunlar da gayet doğaldır. İşin gerçeği de şu ki sezon başladığı anda kazanılacak iki tane kupa vardır. Bir lig, bir Türkiye kupası. Biz de bunlardan birini kazandık. Ben de her sene bir kupa kazanıyorsam böyle bir hata her zaman yapmaya hazırım. Hafta arası eşi Esra'dan resmen boşanan Galatasaraylı Hakan suskunluğunu bozdu ve ilk kez Star'a konuştu. Eşi Esra'dan resmen boşanan Galatasaray'ın golcü futbolcusu Büyük Hakan son haftalardaki sessizliğini ilk kez Interstar için bozdu. Kimsenin evlenirken bu durumlara gelmesini istemez. Her şeyde bir hayır vardır diye düşünürsek bu olayın da bitmesi, bu kadar uzadıktan sonra bitmesi artık en doğrusudur. Öyle düşünüyorum. Kafamın rahat olması açısından. Esra'nın da kafasının rahat olması açısından herhalde en doğrusu bu olur. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimden. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkuyorum. Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine bir ay kala Erzi'nin yeniden seçilme şansı iyice azalırken AİBS Başkanı Togay Bayatlı'ya aday olması için baskılar artıyor. Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimleri için geri sayım başlarken Dünya Spor Yazarları Birliği Başkanı Togay Bayatlı'ya aday olması için baskılar artıyor. Halen başkanlık görevini yürüten Şenes Erciğ'in 6 yıllık görevi süresi içinde cesaretli kararlar alamaması ve kulüplere ters düşen bir yapıda gözükmesi nedeniyle yeniden seçilme şansını kaybettiği iddia edilirken Bayatlı'nın adaylığını koyması halinde seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu arada federasyona yakın çevreler Erzik'in gelişmeler karşısında aday bile olmayacağını iddia ediyorlar. Sevgili seyirciler, Star Spor'un sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte karşınızda olacağız. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın resmi sponsoru Coca-Cola sundu.